Evet, Ahmet abi Hatay spor çalışmalarını, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Riva'da. Bugün de Ümraniye Stadı'nda çalışacak. O gün o bir taktik çalışması yapacak Evet. Hatay takımı. Onu da ifade edelim, söyleyelim. Fenerbahçe takımı dolu dizgin yoluna devam ediyor abi. Moraller çok yüksek. Bir de İsmail Hoca'nın en önemli şansı diyelim. Milli takımdan bomba gibi hazır bir Samet geliyor. Çok iyi formda bir İsmail Yüksek geliyor. Yani milli takımda verdiği oyunculara da Sakatlık muazzam filisi olmadan geri dönüyorlar, bir de bir öyle de bir o da var şans da abi. var tabii. Haklısın, çok doğru. Teşekkür ederim abi. Yani Fenerbahçe'de işler olumlu, yerinde gidiyor. Seyircinin bu sene inancı çok fazla. Doğru. Sen neler eklemek istersin abi? Fenerbahçe cephesi ve Hatay cephesi. Fenerbahçe maçın tabii ki favorisi ve Fenerbahçe bu sezona geçtiğimiz bütün yıllardan, özellikle Ali Koç başkanın görev yaptığı yılları kastediyorum, çok büyük çıkarımlar yaparak başladı. Artık işini çok sağlam tutmak istiyor her konuda. O yüzden hem teknik heyet, hem takım, hem de onlarla işbirliği içinde olması gereken tarafları tamamıyla örtüştürmüş durumda. Yönetim zaten orada. O yüzden Fenerbahçe'de çok kaliteli bir takım. Takımdaki bütün oyuncular form seviyelerin zirvesinde. Ki Samet'e örnek verdim. Samet'i bir kez de ben örnek vereyim. Son dönemde Fenerbahçe'de tercih edilmeyen bir stoper olmasına rağmen milli takımda formunun çok iyi olduğunu gösterdi. Sizin oynamayan futbolcularınız bile bu seviyedeyse bu takımın ne kadar iyi durumda olduğunu gösteriyor. Hocam Samet'te Trabzonlu özgüveni var. Bir de milli forma olduğu zaman zaten o en kötü haliyle bile olsa çıkar, en iyi şekilde savaşır yani. Doğrudur Öyle ama bir... eğer kapasiten yoksa o seviye belirli bir yerde tıkanır. Kapasite var ki Fener'e gelmiş. Yani o yüzden bu çok önemli. Artı Fenerbahçe'nin oyununda da büyük bir gelişme var. Geçen sene Jesus defansı yok sayarken İsmail Hoca oyun anlayışını tamamıyla sağlam bir defans temelinin üzerine oturttu. Takım olarak oynamayı da beceriyorlar. Taraftarla bütünleşince ortaya iyi bir performans çıktı. Tabii Hatay'ı tebrik ediyoruz. Başta Volkan Hoca olmak üzere. Onlar da büyük zorluklar içinde özverili çalışmalarına devam ediyorlar. İşte Hatay'da olmayı çok isterlerdi ama buna rağmen, orada olamamaya rağmen işte Mersin'de, İstanbul'da hem kampları hep maçları oynamaya devam ediyorlar ki şu ana kadar da yenilmeyen takım hüviyetinde harika işler yaptılar. Fenerbahçe'yi zorlayacaklardır kesin ama buna rağmen ben Fenerbahçe'nin maçı kazanmasını bekliyorum kendi adıma. Fenerbahçe'nin bence bazen başkalarının yaptığı hatalardan da ki ders çıkarıyorlardır mutlaka. Onu unutmadıkları takdirde sezon sonuna kadar o yarışın içinde en önemli aday olarak kalacaklarını düşünüyorum. O da şu. Bakın daha bir buçuk ay önce Beşiktaş dedik ki bizde her şey çok iyi. %99 şampiyon biziz. Sonra Beşiktaş kendi kendine neredeyse intihar etti ve şampiyonluktan aniden uzaklaştı. Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da şu an iyi giden bütün takımları da bekleyen böyle bir tehlikenin var olduğunun da hatırlanması lazım. Bazen hiç beklenmeyen maçlarda o futbolun sürprizinin ortaya çıkmasıyla rakipler bile o tehlikeyi tetikleyebilirler. Fenerbahçe'nin şu andan itibaren dikkat etmesi gereken en önemli konu o. Ta ki Galatasaray maçına kadar, o maçı da hepimiz böyle büyük bir keyif, heyecanla bekliyoruz. Daha vakitte çok. Zaten şeyi gibi duruyor hocam. Bu sezon iki maç oynanacak gibi duruyor. Hikaye iki maç üzerine yazılabilir yani. Öyle bir güçler dengesi, makası öyle bir açıldı ki. Büyük haksızlık ve TFF'nin müdahale etmesi gereken konu budur. Yani takımların arasındaki bu kadar güç farkı olursa senin ligin kaliteli olma ihtimali yok yani. Galatasaray'la Fenerbahçe müthiş bütçeler koydular. Doğrudur, yanlıştır. Uzun vadede sonuçlarını göreceğiz. Fenerbahçe açısından bakıldığında anlaşılabilir bir şeydir. Galatasaray penceresine bakıyorsun, Şampiyonlar Ligi. İkisini de anlayabiliyorsun. İçinde yaşadığımız günden bakınca anlıyoruz ama yıllar sonra ne diyeceğiz bilmiyoruz. Çünkü bu maaşların, bu bütçelerin bir karşılığı olması lazım. Olmazsa başka türlü karşılıklar olacak. Fenerbahçe ve Hatayspor ligin namağlup takımlarından. Ve Fenerbahçe'nin hiç beraberliği de yok.
Bence Fenerbahçe bu haftayı da beraberle olmadan bitirecek yani. Ben bu maç beraber biter demiyorum. Tabii ki büyük ağır favori Fenerbahçe'dir ama karşı tarafın başında da Fenerbahçe'nin F'sinden E'sine kadar her şeyini bilen bir Volkan Hoca var. Ve Volkan Hoca bence çok iyi de hocalık yapıyor. Müdahaleleri iyi. İyi gidiyor yani. Hatayspor o pozitif enerji yüküyle bütün herhalde Türkiye'de herkes kendi takımının dışında şu anda Hatay'a o deprem felaketini, büyük felaketi yaşayan her takıma ayrıca bir sempati duygusu bir tarafımızda tabii duruyor. O pozitif enerjiyi Hatayspor skora dönüştürebilir mi? Dönüştürebilir. Niye? Futbol bu zaten. O yüzden diyoruz. Yani Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenme ihtimali kadar Hatay'ın da Fenerbahçe'yi yenme ihtimali var. Onu söylüyorum ben. Ama diyelim iki ihtimal de gerçekleşti. Bir şey değişmez. Yine şampiyonluk mücadelesini İstanbul'un iki büyüğü verir. Galatasaray ile Fenerbahçe verir. Ve bu maratonda bu tür skorlar olacaktır da. Ben şeyi de söyleyeyim şimdi. Fenerbahçe bütün resim maçlarını kazanmış. Yarın kazanamayabilir ya. Ligin en iyisiyken kazanamayabilirsin ya. Futbol bu yüzden güzel. Taraftar da şunu bilmeli. Fenerbahçe 20 maç daha kazansın üst üste. Kendi taraftarı başlar şeye ya yeter falan gibi. Çünkü herkesi eziyorsun. Bir oyun içinde kaybedeceğim korkusunu yaşamadan kazanırsan eğer bir zaman sonra o kazanım duygusu da zayıflar. Kendi kendine yeni heyecanlar aramaya başlarsın. Tribünler boşalır ya. Bak iddia ediyorum Fenerbahçe her maçını kazansın son maçlara doğru tribünler boşalır. Ya biraz başka türlü heyecanlar da ister futbol. Bu sene boşalmaz bence. Bu sene olmayabilir bir şey demiyorum. Çünkü 10 yıllık bir hasret var. Evet. Ama budur yani zaman zaman yeni ilgiler olacak. Önemli olan camiye olarak büyük olarak kalmanın şifresi bunlarda saklı. O tür yeni ilgiler sonrası da aynı birlikteliği, beraberliği gösterebilmek, aynı sevgiyi oyunculara hissettirebilmek, teknik kadroya geçirebilmektir. Biz hepimiz biliyoruz Fenerbahçe içinde de iki tane kötü sonuç olsa hemen İsmail Hoca'ya yüklenecek milyonlar var. Yalan mı? Ülkenin gerçeği. Ekliyorlar. İşte ülkenin gerçeği bu. Bu makus talih demeyeyim de bu duruşu değiştirmemiz lazım. Mesela şu anda Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de bu şans var biliyor musun? Kazanarak gidiyorlar. Tökezleme anında da kredin de var çünkü. Arkadan tehdit edecek çok takım yok yani pek. Kredini bu sene kullanabilir iki takım taraftarı da. Kaybederken de takıma sahip çıkabilme becerisi ve refleksini geliştirmek zorunda Türk futbolu. Bunun için işte diyelim bu hafta Hatayspor bir sürpriz yaptı. Beşiktaş'ta doğal olarak Galatasaray deplasmanını bu halde kazanması az ihtimaldir yani. O da gerçekleşti. İki camianın daha da sıkı sarılması gerekiyor takımlarına bana göre. Bir kültür inşa edeceksek, Liverpool yalnız yürümeyeceksin bu yollarda derken kazandığı maçlar için söylemiyorum, kaybettiği maçlar için söylüyor aslında. Bu kulübün yapısına, hücrelerine, genetiğine işleniyor ve o kalıcı oluyor. Onun samimi olduğunu bütün dünya biliyor şimdi. Yalandan söylemiyor adam bunu ya. Ama bizim bütün desteklerimiz yalan. O iki maç beraber bit, hocamızın yanındayız diye haftaya hoca yok. Yani böyle bir futbol iklimimiz var. Eğlenceli tabii. Bir yanıyla eğlenceli yani. Öngörülemiyor.